yıkıldı memleket. Benim İstanbul'um, ecdadımın kan vererek aldığı İstanbul, şehitlerimin can vererek aldığı İstanbul'da sırtına kadar soyunup dolaşan satılık mı nedir? Binlerce, yüz binlerce kadın sokak sokak şehvet panayırına Allah pazarına çevirdiler benim dünyamı. Sel önüne düşmüş giden çöplük gibiyiz sanki. Hadiseler bizi sürükleyip götürüyor. Kimse dur diyemiyor, kimse ne oluyor diyemiyor. Nesillerimiz sürükleniyor, insanımız sürükleniyor. Kadınımız, kızımız bir kasırga gibi sürüklenip gitmektedir. İslam ahkamına göre bir Müslümanın kızı, bir Müslümanın kızı, işitiyor musunuz Müslümanlar? Bir Müslümanın kızı vallahi sırtını, karnını, göbeğini diz kapağından yukarıda kalan apış aralarını, baldırını af buyurun, vallahi öz babasına gösteremez. Öz babasına hiçbir Müslümanın kızı sırtını gösteremez. Bir baba çıplak olarak kızının sırtına bakarsa, kızının baldırına bakarsa vallahi zina etmiş gibidir. İslam budur. Ama hocam sen böyle söylüyorsun ama sokaklarda görmüyor musun? Sırtına kadar soyunmuş binlerce kadın hayvani bir iştahla sokak sokak sürünüp dolaşıyor. Benim bu milletimi bu hale getirenler hesap verecek. Benim milletimin namusunu kaldırımlara dökenler, benim iffet ve haya damarlarımı adeta bombardıman edip yok edenler, benim neslimi hayasız ve iffetsiz vahşi bir iştah ile avrat pazarlarına müşteri haline getirenler. Sokaklarda sırtına kadar soyunup dolaşanlar acaba sokakları ne zannediyorlar? Bir Müslüman hanımefendi sırtını, karnını, hatta bütün vücudunu ancak ve ancak nikahlısına gösterebilir. Ancak kocasına gösterebilir. Ancak helalına gösterebilir. Efendisine gösterebilir. Bir kadın, bir Müslüman kadın sırtını, göğsünü, af buyurun memesini, diz kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Ne demek oluyor bu? Demektir ki bu sırtına kadar soyunan kadınlar sokaklardaki bütün erkekleri kendi kocaları zannediyorlar. Böyle şey olmaz. Bu akışı durdurmak lazım. Bir selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olmayın. Durdurun. Sımsıkı durun. Sürüklenmeyin Avrupa'nın önünde. Sürüklenmeyin emperyalizmin kasırgası önünde. Yok olmayın, yıkılmayın. Ramazan-ı Şerif geliyor. Hazırlanın. Sımsıkı hazırlanın. Bu akışa dur deyin. Bu sel önünde çöp olmuyor da deyin. Allah Resulü öyle buyuruyor. وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Sanki sellerin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olacaksınız. Çöplük gibi olacaksınız. Avrupa burnunu silip size çöp tenekesi gibi sizi atacak diyor Resulullah. Bakın. İşçimizi hamal gibi kullanıyorlar. Gençliğimizi memleketi yıkmak için kullanıyorlar. Ajanlar, ajanslar, casuslar, iç ve dış teşkilatlar bütünüyle bizi çöplük gibi kokuşturmaya ve yok etmeye hazırlanıyorlar. Böyle çöplük haline geleceksiniz diyor Resulullah. Aman ya Rabbi. Böyle basit olacaksınız, hafif olacaksınız. Şahsiyetiniz olmayacak, karakteriniz kalmayacak. Kızınız, karınız böyle maymun Avrupalılar gibi ağzını, burnunu, gözünü, kaşını yontacak, cilalayacak, maskara, sultanı haline gelecek. Çöp olacaksınız. Eşya gibi olacaksınız Resulullah. Eşya.
mevzu oradan başladık ya, eşya demektir kölçü. Böyle olmakla da kalmayacak, İslami salabetiniz ve cesaretiniz kalmayacak. Yabancıya özeneceksiniz, yabancılaşacaksınız. Allah Resulü'nden o kadar uzaklaşacaksınız ki, kalbinizi dünya menfaati ve muhabbeti öyle işgal edecek ki, وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَبَ Sizin düşmanlarınız artık sizden korkmayacak. İçinizi öyle bir anlayacaklar ki, dış ajanlar, iç ajanlar, içinize öyle vakıf olacaklar ki, karınızı, kızınızı öyle bozacaklar ki, nesillerinizi ve zürriyetinizi, artık düşman milletler, düşman devletler, düşman unsurlar